getiriyorsun. Su iç. Çikolata? Hayır, hayır Rodra. İstemem, teşekkürler. 20 dakika önce büyük bir hayati tehlike atlattım. Ağlıyordun. Çok korkmuştun, titriyordun. Al, iyi gelir. Teşekkür ederim. Evet memur bey. Başka emriniz? Amcan arar mısın lütfen? Ha, evet. Telefon. Teşekkür ederim. Alo amca merhaba. Şükürler olsun sensin Mayra. İyisin değil mi kızım? İyiyim amca iyiyim merak etme bir şeyim yok gayet iyiyim. Sen haklı çıktın kızım. O koruma işe yaramazın biri. BSD onu nasıl çalıştırmış inan ki anlayamadım. Yarın ilk işin... Hayır amca. Aslında bu yaşananlarda suç sadece bana ait. Rudra beni kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Peki. Kendine dikkat et kızım. Amca... olanları annemle babama haber verdin mi sen? Merak etme. Onlara hiçbir şey söylemedim. Ama Rohit telefon etti. Yani... Ah, aman Allah'ım. Amca ben tekrar ararım olur mu? Kapatıyorum tamam mı? Hoşça kal. İzin verirsen birini daha aramalıyım. Ama uluslararası olacak. Merhaba Rohit. Hayır Rohit hayır. Ben gayet iyiyim. Yaralanmadım. İyiyim ben. Hayır Rohit bak bu anlaşma senin için çok önemli biliyorum. Bu yüzden Hindistan'a yalnız geldim ya. Rohit söyledim ya iyiyim gerçekten yaralı değilim. Senin buraya gelmen için bir neden yok tamam mı? Hoşça kal. Özür dilerim. Umarım yine çok uzun konuşmamışımdır. Gidelim. Az önce telefonda konuştuğun nişanlın mıydı? Tabii. Neden sordun bunu? Hiç. Amcanla daha uzun konuştun sanki. Sadece dikkatimi çekti. Rohit'e iyi olduğumu haber vermem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Buraya gelmiyor mu yani? Hayır. İyiyim dedim. O yüzden kalkıp gelmiyor öyle mi? Evet Rudra ne oldu ki? Sana karşı çıkmadı yani öyle mi? Hayır. Yani sırf iyiyim dedin diye oradan kalkıp buraya gelme gereği duymuyor mu? Tamam bu kadar yeter. Yani gerçekten soru üstüne soru nedir bu böyle? Yani sormayayım mı? Pekala. Ben de sana bir soru sorayım o zaman. Farouk kim? Şimdi. Sen beni her dakika suçluymuşum gibi sorguya çekmeyi biliyorsun. Ama benim sorduğum tek soruya cevap vermiyorsun. Bu ne demek? Yeter. Nedenmiş? Ben senin bütün sorularına cevap verdim. Haksızlık bu. Sus artık. Neden? Cevap ver bakayım Farouk kim? Yeter. Sıktın ama. Beni sorgulamayı bırak artık. Pekala. Tek kelime bile etmeyeceğim. Ama... Sessiz oturman için ne yapmam gerekiyor? Sadece cevap ver. Farouk kim?
कुछ न कहो कुछ भी न कहो क्या कहना है क्या ne var? Neden gözlerini diktin bana öyle? Mujhko pata hai tumko pata hai Neden öyle sırıtıyorsun söyler misin? Şarkı. Bu şarkı. Aslında Rohit gelmek istemiyor değil. Evet istiyor. Ama ben ona demiştim ki... Ben ne zaman gelmek istemiyor dedim ki sana? Peki ne demek istemiştin? Evlenmek birbirine bağlanmaktır. Bu bağın ömür boyu kopmayacağına inanmışlardır. Birbirinizi seviyorsunuz. Bu durumda ben onun yerinde... Evet. Sen Rohit'in yerinde olsan ne yapardın? Ne yapardın söyle Rudra. Eve geldik. Rudra... Ceketini al. Sen de kalsın. Acelesi yok, sonra alırım. Mayra, iyi misin canım? Evet bir şeyim yok. Hadi Mayra, içeri gel. Rudra amcasını kurtarmak için kötü adamları mı dövdü? Öyle diyelim. Sütler içilsin. Hadi çocuklar. Mayra'yı bırakın uyusun dinlensin yorgundur. Hadi. Hayır abla sorun yok ben rahatım. Doktor bey seni... Rudra bir şeyim yok. Doktor bey kolu yaralı. Ayrıca çok korkmuş. O yüzden hala böyle tedirgin sanırım. Bir bakın. Tamam hemen bir bakalım. Görünüşe göre büyük bir sorun yok. Bedensel olarak şokta. Bu sorunu çözecek bir iki ilaç yazacağım. Olur. İlaçların yanında bir de iğne veriyorum size. İğne mi? Evet. Hayır. İğne olmaz. Hap falan varsa yazın lütfen ama iğne yazmayın. Ne olursa olsun ama lütfen iğne olmasın. Mayra, küçük çocuk gibi davranmayı bırak. İğne olacaksın. Merak etmeyin. Bu öyle acıtan iğnelerden değil. Bir dakika. Küçük çocuk gibi de ne demek oluyor? Ben iğneden çok korkarım tamam mı? Bir kere çok canımı acıtıyor. Üzgünüm ama iğne falan olmam ben. Yapma Mayra abartma. Tamam iğne hiçbirimiz sevmiyoruz ama korkma bir şey olmaz. Evet Mayra bir şey olmayacak. Küçük bir karınca geldi ısırdı gibi düşün. Babam ben ne zaman iğne olsam ardından bana çikolata verir. Sana da verecektir. Gerçekten. Hayır. Çikolata da istemiyorum, iğne de istemiyorum. İyiyim ben, bir şeyim yok. Allah'ım. Mayra dikkatini iğneye verme. Aklına başka şeyler getir. Bir dakikada olacak bitecek, korkma. Ruh. Rudra. Gitme lütfen.
Burada yanımda kal. Abla sen çocuklarla ilgilenir misin? Ben buradayım. Tamam. Mayra, buraya bak. Mayra, yüzüme bak. Bana güveniyor musun? Güven o zaman. Bir şey olmayacak. Hı? Bitti. Biraz sersemlemiş hissedebilirsiniz ama bu sizi korkutmasın. İlaç yüzünden bir süre böyle yarı baygın halde olabilirsiniz. Hatta biraz uyursanız uyandığınızda daha iyi hissedersiniz. Teşekkür ederim. İlaçlarını aksatmasın, mutlaka alsın. Ben izninizi isteyeyim, hoşça kalın. Rodra? Ceketini al artık. Bir şey soracağım. Sen olsan ne yapardın? Hangi konuda? Hani arabada konuştuğumuz konu var ya. Rohit'le ilgili. Onun yerinde sen olsaydın ne yapardın? Onun yerinde olsam... Amerika, İngiltere, nerede olursam olayım, ilk uçağa atlar gelirdim. Ve sana zarar vermeye cüret eden her kimse bir güzel döverdim. Sonra da elinden tuttuğum gibi seni alır geri dönerdim. Gözümün önünden bir an ayırmazdım. Teşekkür ederim. Poya, Drew, size yataklarınıza demiştim. Mayra'nın dinlenmesi lazım, çabuk. Çabuk. Hoşça kal Mayra. Görüşürüz. Ablam? Evet. Drew'la bu gece sen ilgilensen. Benim Mayra'ya dikkat etmem lazım. Rodra, bir dakika. Bence Drew'un yanında senin kalman daha doğru olur. Ben de bu gece Mayra'nın yanında uyurum. Hayır ablam. Bu benim görevim. Ben yapmalıyım. Evet ama... Bence bunu yapman hiç doğru değil Rodra. Doğru değil mi? Nesi doğru değil? Hayır, yani benim demek istediğim şey... Senin geceyi bir yabancıyla beraber onun odasını... Yabancı mı? Abla onun korumasıyım ben, işimi yapıyorum. Sana bir anda ne oldu? Ben Mayra'yı sevdiğini sanmıştım. Eskiden onunla kavga ediyorum diye bana kızardın. Ama bugün böyle diyorsun be. Evet. Çünkü bugün olan bazı şeyler pek hoş değil. Bunu sen de ben de biliyoruz. Ne sanıyorsun abla? Ben yanlış bir şey yapar mıyım? Doğruyla yanlışı ayırt edemiyor muyum sence? Hayır, hayır. Tabii ki demek istediğim o değil. Bu kadar yeter. Sen Drew'la ilgilen. Ben de kendi işimi yapayım lütfen. Peki. Sen nasıl istersen. Sakın ona elinizi sürmeyin. İstediğinizi alacaksınız.
yerinde olsam, Amerika, İngiltere nerede olursam olayım, ilk uçağa atlar gelirdim. Ve sana zarar vermeye cüret eden her kimse bir güzel döverdi. Sonra da elinden tuttuğum gibi seni alır geri dönerdim. Gözümün önünden bir an ayırmazdım. Sen daha uyumadın mı? Saat sabahın 5'i oldu. Bir yandan yorgunum ama bir yandan da uyku tutmuyor. Başım dönüyor. Kafam yerinde değil gibi. Hala o anları yaşıyorum. Yiyecek bir şeyler getireyim. Hayır, dur. Dur lütfen. Gitme. Otur. Sadece ilacın yan etkisi. Yarı uyur gibisin. Hadi yat. Yarı uyur gibiyim ama diğer yarım da uyanık. Konuşalım. Konuşacak bir şey yok ki. Neden bakıyorsun? Sen... Yavaş. Oo, başım döndü. Dur. O yüzden dedim. Yat hadi. Bu yara izi nasıl oldu? Boş ver. Oldu işte. Oldu işte. Nasıl oldu işte? Ben küçükken okulda kavga etmiştim. Biliyor musun, zaten sende herkeste kavga edecek bir tip var. Zavallı çocuk kesin çok fena dayak yemiştir, değil mi? Ona kaç dikiş atıldı? Git kendisine sor. Kim ki? Sümer. Sümer mi? Sümer. Sen Sümer'i mi dövdün? Yani... Bu odanın sahibi olan Sümer mi? Evet. Hadi yatağa. Hayır. Uyumayacağım. Uykuya ihtiyacım yok. Dikkat et. Bu yüzden ısrar etmiştim. Git yat diyorum sana. İstemiyorum. Hem ceketini de hayatta geri vermeyeceğim. Ne? Dedim ki ceketini sana geri vermeyeceğim. Çünkü bana kendimi güvende hissettiriyor. Sıcacık, yumuşacık. Onu giyince ben kendimi güvende hissettim. Tıpkı seninleyken hissettiğim gibi. Seninleyken öyle rahatım ki sanki kimse bana kötülük yapamazmış gibi. Lütfen gitme. Gitmiyorum. O zaman neden öyle uzakta duruyorsun? Korktun mu? Hayır, korkmadım. Yat hadi. Uyu. Sen şapşalın tekisin. Neden korkuyorsun? Korkması gereken benim. Sen neden kaçıyorsun? Ben kaçmıyorum. Neden kaçayım? Çünkü gerçeği sen de biliyorsun. Sen ve ben. İkimizin arasında bir şey var. Bir şey var ve bu ne biliyor musun? Bu sihir.
sihir. Hayır, hiçbir şey. Hepsi sadece senin kafanda. Öyle mi? Benim kafamda demek. Senin kafanda ne var peki? Ya kalbinde? Hayır. Sana yaklaştığımda bir şey hissetmiyor musun? Hayır. Peki ya sana dokunduğum zaman? Hiçbir şey hissetmiyor musun? Hayır. Neden korkuyorsun binbaşı, söyle bana. Binbaşı, ne yapıyorsun sen? Binbaşı? Bir şey istiyor. Özür dilerim, ben sadece bir şey istiyor musun diye sormak istemiştim. Cevabımı aldım. Hayır, hayır. Abla bir dakika. Bir... Mayra. Mayra abla.